Selam, 31. modülümüz olan Adjectives, Adverbs, Comparisons, sıfatlar, zarflar, karşılaştırma yapılarının Adverbs and Comparisons, zarflar ve karşılaştırma yapılarında beraberiz arkadaşlar. Zarflardayız dedik, ikinci konu olarak ayırdığım ikinci bölüm olarak zarfları işleyeceğiz. Öncelikle şuraya Adverbs yani zarflar diyerek başlığımızı atalım. Sonra da hatırlayalım. Zarflar fiilleri, sıfatları, cümleleri ve zarfları zaman, sıklık, derece, hal, durum gibi özellikleri bakımından niteler. Şimdi neler dedik? Bakın fiiller, sıfatlar, cümleler, diğer zarflar ve bunları hangi konularda zaman, sıklık, derece, hal ve durum gibi özellikleri bakımından nitelerler. Nasıl, nerede, ne zaman, ne kadar, ne, ne sıklıkta, niçin bir şeylerin olduğunu anlatmakta kullanırız. Cümlem şu olsun bakın örnek. He writes fast. Fast hızlı demektir değil mi? Şimdi buradaki fast ne inteliyor? Write'ı, yazmak fiilini. Fiil nitelediği için işte buradaki fast, bakın adverb zarftır. Peki şunu yazarsam, he writes very fast dersem, yine aynı cümle sadece very ekledim değil mi? He writes yazar dedim yine very çok demektir, fast hızlı demektir. Ne oldu very burada? Very fastı niteledi. Hızlı niteledi değil mi? Çok hızlı derken. Yani zarf zarfı niteledi. Burada da ne kadar derecesinde nitelemiş oldu işte. Örnek vermeye devam edelim. He drives the vehicle. Vehicle araç demektir. Carefully, aracı dikkatlice sürer derken sürmeyi nitelendirdiği için drives, fiil nitelendirdiği için carefully zarftır. Terribly, oldukça dedikten sonra strange, garip demektir. Ne yaptı zarf? Sıfatı niteledi. Ne diyoruz peki? Bu oldukça garip bir durumdur dedik. Değil mi? Her zaman zarf bir kelime olmayabilir arkadaşlar. Bir kelimeden daha fazla da olabilir. Bakın örnek. The man at the... Ticket desk works slowly. Şimdi burada slowly yavaş demektir. Working telendirdi. Ama şöyle dersem. Can you come back in the afternoon? Burada işte neyi görürüz? Her zaman bir zarfın bir değil birden çok kelime olabileceğini örnek görürüz. In the afternoon. Üç kelimeden oluşuyor gördünüz mü? Şimdi zarflar hal, durum, yer, zaman, sıklık, derece gibi özellikleri belirtir dedik ya. Bir de cümle zarfları vardır arkadaşlar. Tüm cümleyi nitelerler. Bunu örnek verelim. Cümlenimiz şu olsun. Şöyle başlıyor bakın. Probably muhtemelen demektir. They will refuse the... Refuse reddetmek. Proposal teklif. Muhtemelen teklifi reddedecekler derken ben burada ne yaptım? Bütün cümleyi nitelemiş oldum işte. Eğer ki cümlede birden çok zarf varsa sıralama genelde şu şekildedir arkadaşlar. Bir manner'dır. Yani hal durumdur. Sonra place yani yerdir. Sonra da time yani zamandır. Yalnız bunda da bir şart vardır. Fiilinize bakacaksınız. Fiil, eylem, hareket bildiriyorsa o zaman şu şekildedir sıralamanız. Place, manner, en sona yine time. Örnek verelim mi? Cümleye bakalım ne diyoruz? Müşteri sordu. Patiently, sabırlı bir şekilde hal. At the meeting, toplantıda yer. Yesterday, dün. Diğerine örnek verelim. The boss. Ne dedik? Patron. Seyahat etti. Seyahat etti derken eylem hareket bildiriyorum değil mi? Nereye seyahat ettiğini yazıyorum. France yani önce yeri söylüyorum. Eagerly. istekli bir şekilde diyorum. Manner hal durumunu anlatıyorum. Last summer. Geçen yaz diyerek de zaman zarfını kullanmış oluyorum. Zarfların yapılmasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü genellikle zarflar sıfatların sonuna L'ye alarak yapılır. Örnek verecek olursam size. Serious. Ciddi demektir. Seriously dersem ciddi bir şekilde demektir. Horrible korkunç demektir, değil mi? Horribly korkunç bir şekilde diyerek ne yaptım? Zarf yaptım. True doğru demektir. Truly da doğru. Doğru bir şekilde anlamında ama zarf yaptım. Bunun sonra L'ye gelirken E düşer arkadaşlar. Happy mutlu demektir. Happily derken bakın burada da y düşer. Happily. Ama bazı sıfatlar da vardır ki sonu le ile biter kendiliğine. Mesela friendly arkadaş canlısı derken. Sonuç kendisinden le ile bittiği zaman da in ederiz sıfatı koyarız. Daha sonra way ya da manner deriz. Bakın friendly ne oldu? Zarf olduğunda in a friendly way ya da in a friendly manner oldu. Bazı sıfat ve zarflar da vardır ki arkadaşlar sıfat halinde zarf halinde aynıdır değişmez. Bunlara örnek vereyim size long uzun deep derin bunların sıfat hali zarf hali aynı. Early erken well iyi hard zor high yüksek near yakın low düşük free bedava fast hızlı late geç daily günlük hourly saatlik weekly haftalık. Monthly, aylık. Yearly, yıllık. Straight, düz, dost doğru. Wrong, yanlış demektir. Ve right da doğru demektir. Bazı zarflar da vardır ki hem L'y eki olmadan hem de L'y eki ile kullanılırlar. Ama burada da özel bir durum vardır arkadaşlar. Anlamları değişir. Mesela deep'e derin demiştik değil mi? Bakın deep, derin. Ama sen buna L'ye getirirsen zarf hali normalde L'ye. Ama L'ye ile tekrar başka bir zarf yaparsan orada anlam değişir. Büyük ölçüde demektir. Direkt. Direkt demektir. Doğrudan demektir. Directly hemen demektir. Easy kolay demektir. Sen easily dersen zorluk çıkarmadan, zorluk olmadan demektir. Free bedava demektir. Freely dersen gönüllü, isteklice demektir. Full tam demektir. Fully tamamen demektir. Full çok anlamında da kullanılır. Ama fully tamamen demektir. Hard zor bir şekilde çabayla demektir. Hardly dersen o başka bir şeydir. Nadiren demektir. High yüksek demektir değil mi? Ama sen highly dersen çok demektir. Last son demektir. Lastly dersen en sonunda demektir. Late geç demektir. Lately Recently gibi son zamanlarda demektir. Near yakın demektir. Nearly neredeyse demektir. Pretty oldukça demektir. Prettily hoşça demektir. Sure kesinlikle demektir. Surely derseniz şüphesiz demektir. White tamamen demektir. Widely derseniz oldukça demektir. Most en çok demektir. Ama mosta derseniz de genelde anlamı verirsiniz. Bunlar da sonra le'ye aldığı zaman anlamı değişen zarflardı. Gelelim zarfların karşılaştırma yapılarına. Yine aynen sıfatta olduğu gibi bakın zarflarda da komparatif süperlatif halleri aynı şekilde yapılır. ER ve EST ekleri kısa olanlarda mesela hard, harder, the hardest oldu. Long, longer, the longest oldu. Aynı kuraldır geçerli olan arkadaşlar. Kısalarda ER sonlarına veya EST gelir. Karşılaştırma ve süperlatif hali yaparsınız. İki ve daha çok hecelilerde ve de 2'den daha az olsa bile sonu L ile biten zarflarda of'un da bakalım. Başına yine aynı sıfatlarda olduğu gibi more ve the most gelir arkadaşlar. Patiently bakın more patiently ve the most patiently diye aynı şekilde yapıldı. Daha önceki konudan kuralları gördüğümüz için bu size tanıdık gelmiştir büyük ihtimalle bu tabloda ne var? Bu tabloda da düzensiz olan karşılaştırma ve en üstünlük halleri var arkadaşlar. Bunlar az önce gördüğünüz ER, EST veya MOR, MOS kelimeleriyle yapılmazlar. Bunlar başka kelimelerle yapılır. Mesela much, many, a lot of. Üçü de çok demekti değil mi? Daha çok diyeceksen MOR. En çok diyeceksen the most. Little az demektir. Less daha az. Least en az. Good ve well her ikisi de iyi demektir. Daha iyi diyorsan better. En iyi diyorsan the best. Bad ya da badly kötü demektir değil mi? Daha kötü diyorsan worse. En kötü diyorsan the worst. Far uzak demektir değil mi? Further, furthest veya farther, farthest. Bunun arasındaki fark şudur arkadaşlar. Further dediğiniz zaman daha çok anlamı da verir. Ama further dediğiniz zaman daha uzak anlam verir. Örnek vereyim hemen size buraya. I need further info. Daha çok bilgiye ihtiyacım var. I can drive further.